Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunda olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımızı olsun. Ankara'da Halkara İslami Teşkilatları Kurultayı açıldı. 14 dekabr 28. növbetlik Halkara İslami Teşkilatları Kurultayı Ankara'da açıldı. Kurultayga Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarkı Türkistan Kişilik Hukukunu Közüş Cemiyeti'den Adil Muhammed Oğlu, Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği'den Mahmutcan Damullam, Abdurzak Uçat Katarlıklar Şarkı Türkistan Halkı'yı vakaleten iştirak kıldı. Kurultayını Türkiye'deki İktisat ve İctimai Tatkikat Merkezi teşkilligen bulup 14. ve 15. dekabr 2 gün devamlaştı. Bu kıtımkı kurultayının asaslık nişani yeni dünyanın bihaterlik, adalet ve merhamet asasıda kurup çıkış bulup, kurultayga 63 devletten gelgen İslami teşkilat vekilleri katlaştı. Kurultayda Hidayetullah Oğuzhan söz kılıp, Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti, Xitayının Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan bastırış ve kırgın kılış, ceza lagiri tesis kılıp, sebepsiz tutkun kılış, atalmış koşmak tukkan namıda Şarkı Türkistan'daki ailelerge Xitay komünistlerini uğrunlaştırış, balılarını ailesinden ayırıp, balılar lagırıgı kamaş katarlık cinayetlerini süret ve alakadar ispatları bilen tepsili tonuşturdu. Kurultayda söz kılgan Bulgaristan Türkleri vekili Şarkı Türkistan'daki zulüm barğansırı iğirleşi batıdı. İslam dünyasındaki barlık teşkilatlar emeli hareket kılışımız lazım digerlerini görsetti. Malaysiya'dan gelgen teşkilat vekillerimi özlerinin bundinkin Şarkı Türkistan meselesi ki köngül bulduğalıqını bildirdi. Şundaqla başka devletlerden gelgen birkaç teşkilat vekillerimi Şarkı Türkistan meselesi hakkıdaki tonuşturunu bildirip, Şarkı Türkistan halkının azatlık görüşünü kollaydıqalıqını bildirdi. Yığında yana İHH İnsani Yardım Vakfı Reis Vekili Hüseyin Oruç Efendi söz kılıp, Şarkı Türkistan hakkıda alaydı toxtaldı. Ve bütün İslam dünyasının en iğir yarısı bolgan Şarkı Türkistan'a hiç kandak iş kılıp berilmeyi vatkallıqını, şunlaşkı bu yılki yığında hemimiz Şarkı Türkistan üçün nemi kılıp berilmeyimiz, bu akta toxtul işimiz kerek diğerlerini bildirdi. Çağrım Doğu Türkistan olacak. Sesimizin ve eylemimizin kesildiği bir coğrafya. Allah bize gerçekten birçok noktada zafer nasip ediyor. Başarı nasip ediyor, genişlik nasip ediyor. Ama Doğu Türkistan'da çok zor durumdayız. Konuşamadığımız, adım atamadığımız, oradaki kardeşlerimiz için bir şey yapamadığımız bir noktadayız. Sanıyorum hepimiz ortak orayı önceleyip orayla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Arkadan sabık muavin başminister Bülent Arınç söz kılıp, Şarkı Türkistan'daki Uygurlar uçuravatkan zulümge hükümet bek avaz çıkaralmagan buluşu mümkün. Ama biz avazımızı çıkaralayız. Xitay iktisadi küçü bilen İslam dünyasının avazını uçuravatıdı. Ondaqta hükümetler avazını çıkaralmagan bolsa, biz Müslüman Cemiyetler Birliği bulu süptimiz bilen məlum partiyanı təmsil kılmayımız. Şunlaşkı yığınımızdan ahırkı bayanatı da Şarkı Türkistan meselesini kün tertibimizge ilişimiz kerek digerlerini bildirdi. Uygur Türklerinin yani Müslüman kardeşlerimizin maruz kaldıkları eziyetlere karşı hükümet fazla sesini çıkarmıyor olabilir. Hikmeti hükümettendir bilmeyiz. Ama biz sesimizi çıkarabiliriz. Neden? Çünkü Çin'den herkes korkuyor bir ekonomik güç olarak. Ticaret yapıyor bazı ülkelerimizle, para veriyor bazı ülkelerimize. Asya'daki Hindistan ve Çin ekseninde Çin gücünü ekonomik olarak kullanıyor, Müslüman da ağzını açamıyor bazı ülkeler için. O yüzden madem ki biz Müslüman Topluluklar Birliği'yiz, bir partiyi falan da temsil etmiyoruz burada, o zaman hiç olmazsa bu toplantının sonuç bildirisine belki bazı ülkelerde başka Müslümanların da çektiği sıkıntıları ekleyerek Uygur'da yaşayan yani bizim Doğu Türkistan dediğimiz onların Şincan dedikleri bölgede yaşayan kardeşlerimizle de mümin bir vücudun azaları gibidir. Başı ağrırsa bütün vücut bundan sıkıntı duyar. Bu ölçü içerisinde birlikte olmayı... Türkiye Devlet Hizmetçileri Uyuşması Xitay'a karşı bayanat ilan kıldı. 14. dekabr Türkiye Kamusen yani Devlet Hizmetçileri Uyuşması İstanbul Şöbesi Beyazıt'ta Xitay'a karşı bayanat ilan kıldı.
Bayanat e'lon qilish yig'ilishida Xalqaro tashkilotlar birligi vakili Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmonning yetakchiligida Istanbulda yashayotgan bir qism Uyg'urlarmi ishtirok qildi. Xitoy tajovuzchilarga qarshi bayonot e'lon qilgan Turkiya davlat xizmatchilari uyushmasi Istanbul sho'bi raisi Ramziy O'zman munularini bildirdi. Xalqarada zulm ostida ingirayotgan nurg'ullagan mazlum xalq bor. Bularning ichida Xitoy tajovuzchilari tomonidan ig'ir bostirilayotgan Uyg'ur turklarining ahvoli eng ig'ir. Xitoy Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilib, millionlagan xalqni tutqun qildi. Sharq Turkiston xalqining barlik huquqlari oyoq osti qilinmoqda. Sharq Turkiston xalqi terrorlik tuhmati bilan qirg'in qilinmoqda. Shunda holatdimi islom dunyosi bularni ko'rmaslikka selayotdi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur turklari masalasidan ag'ib o'tib ketganlar kishilik huquqdan so'z ochmasligi kerak. Xalqaro tashkilotlar birligi vakili Abdulahad Abdurahmon so'z qilib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish, qirg'in qilish jinoyatlarini tanishtirdi. Yig'ilishda Sharq Turkiston xalqiga atab yozilgan she'r deklamatsiya qilinib, Sharq Turkiston xalqining Xitoy mustamlakasidan qutulishi, Xitoyning halokati va dunyodagi mazlum xalqlarga atab qilingan duolar bilan oxirlashdi. Sen onları ve hasreten bugünlerde çok büyük zulümlere, işkencelere, katliam ve soykırıma maruz kalan Uygur Türklerini muhafaza buyur. Amin. Kardeşlerine sahip çıkamayan, üzerine düşen görevlerini yapamayan bizleri de affeyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım. Xitoy rejimining ko'zdish kameralarining pulini xalqdan olganligi oshkorlandi. Yaqinda vatandan chiqqan bir shohid Sharq Turkiston tashviqot markazi istiqlol bo'limimizga Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarini oshkorlab, munularini bildirdi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni tumandagi turlarga bo'lib tutqun qildi. Birinchi saqal qo'yganlar va shuningga munosabatlik barliq kishilar. Ikkinchi yuzini yopganlar va shuningga munosabatlik barliq kishilar. Üçüncü dini alimlar, imamlar, dinde okutkan ve okuganlar ve şununla alakadar barlık kişiler. Törtüncü çetelge çıkkallar ve şununla alakadar barlık kişiler. Beşinci plandın sırt perzentlik bolgallar ve şununla münasebetlik barlık kişiler. Altıncı 80. yıllar bilen 90. yıllar arası tukulgallar. Yetinci atılmış koşmak tukkan Xitaylarga maslaşmagallar. Sekizinci kentlerdeki mecburi siyasi ögünüşke narazılık işbadisi bolgallar. Onun bildirişçi yana Xitoy kommunistleri ularının közüge sığmağın her kandak Uyghur'nun öyü aldığa közüş kamerası ornutup, kamera polini kançılık buluşudun kat'i nazar öy ilgisinden mecburi algan. Her kandak kişi ata anısı ya ki ballarının öyüde 3 saatten artık durmakçı bolsa, çokum tevalikteki Xitoy korçak emeldarlarına malum kılışı şart kılıngan. Eğer ruhsat kılınmay 3 saat içinde kayıtıp gelmese, kanunga xilaplık kılgan degen tökmet bilen cinayetçi Qatar'da bir taraf kılıngan. Her qandaq dehqon kundi kech saat 9:00 Xitoy tili o'rganishga majburlangan. Yana 18 yoshdan yuqori 30 yoshdan tuvan bo'ytaqlarni o'g'il qiz demasdan ichkiri o'lkalarga majburiy surgun qilgan. Bormayman deganlarni lagerlarga qamagan. Uning bildirishicha yana ota-onasi lagerga qamalgan ballarni bo'lsa 5 ta kafolatlik oila qatorida 400 so'mdan tuvan turmush kafolati berib, hozircha yaqin tuqqanlari bo'lsa ularga baxtirilgan. Agar boqalmayman desa qo'l qo'ydirib ballar lageriga elib ketilgan. Undan boshqa masjid chaqqanda chiroyida norozilik ifodasi ko'rilganlarni tepib chiqamiz deb kamera o'rnatgan. Shu masjid bor mahallaning odamlarini masjidning oldiga tizgan. Undan kolash ittirish mashinalari orqali chiqib tashlagan. Xuddi dilo bir taraf qilgandek masjidning hech qanday narsasiga yaqinlashtirmagan. Shaharlarda 70% dan ortiq masjidlar chiqib etilgan. Hatta çekilgan mescitlerinin topusumu kezip elip etilip, ornığı başka topu toşkuzulup, maşin toxtış meydanıgı okşaş uğrularga aylandırıp etilgen. Yazılarda bolsa 80%'ın artıq mescitler çekip etilgen. Saq kalgallardın bəzisi toy tökün zalığa, yeni bəzileri köngül eçiş uğrularga aylandırıp etilgen. Amerika Xitayning diplomatiya əməldarlarını qoğlap çıxargan. New York vaqt kesining xabarida oshkorlanishicha, Amerika bu yil 9-cı ayda Xitoyning ikki diplomatiya amaldorini maxfiy holda chegaradan qo'g'layotgan. Bu yil 9-cı ayda Xitoyning ikki diplomatiya amaldori Amerikaning Virginia shtatidagi ma'lum harbiy bazaga ruxsatsiz bo'sib kirgan bo'lib, qo'g'duvchilar tomonidan tizlikda to'sib olingan.
ular özünü aqlab til jihatdan uqışmaslıq bolğanlığını aytqan bolsa-mı, Amerika tərəf onların bu bahanesini qəbul qılmagan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumatı aynı vaqtda bu ikki amaldarni maxfiy holda chegaradan qo'g'lab chiqargan bo'lib, Xitoy doiralari bu ishni maxfiy tutib kelgan. Aloqador shaxslar bularning birining diplomatiya amaldari salohiyati ostida Xitoyga jasuslik qilib kelganligini bildirgan. Bu Amerikaning 30 yildan buyonki Xitoy diplomatiya amaldarini tunji qitim chegaradan qo'g'lishi bo'lib, 1987-yili Xitoyning ikki diplomatiya amaldarining Xitoy jasusi ekanligi oshkorlanib, chegaradan qo'g'lingan. Xitoyning jasuslik harakatlari Amerika hukumatining bosh qitinchiligiga aylangan bo'lib, yaqinqi nechil ichida bu vaqtdagi tekshirishni kuchaytirish orqali Xitoyning nurg'ullagan jasuslari aniqlab chiqilgan. Xalqaro o'quvchilar jamiyatida Sharq Turkiston vaziyati tanishtirildi. 14-dekabr Anqara Osmi Ko'rik xalqaro o'quvchilar jamiyatida Sharq Turkiston muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon har qaysi davlatdan Turkiyaga kelib o'qiyotgan o'quvchilarga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati haqida doklad berdi. U doklatida Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilib, Sharq Turkiston xalqini sababsiz tutqun qilayotganligi, erlarni lager va turmalarga qamab, atalmish qo'shmoq tuqqan nomida oilalarga Xitoylarni o'g'irlashtirganligi, bir qism yoshlarni ishqa o'g'irlashtirish nomida Xitoy o'lkalariga surgun qilganligi, Sharq Turkiston xalqining islomiy va milliy madaniyatidan voz kechishga majburlanayotganligi qatorliq ahvollarni tafsiliy tanishtirdi. Sharq Turkiston vakillari Filippin vakillari bilan ko'rishdi. 15-dekabr Anqarada o'tkazilayotgan xalqaro islomiy tashkilotlar qurultiyiga ishtirok qilayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi vakillari Filippindan kelgan Bangsa Moro tashkilotining raisi Haji Murat Ibrahim bilan ko'rishdi. Ko'rishda oldi bilan ularga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati tanishtirildi. Orqadan xalqaroda qanday siyosiy kurash qilish, qanday usullarni qo'llanish haqida fikr almashtirildi. Bangsa Moro tashkiloti Moro musulmonlarini asos qilib, yangi bir islomiy davlat qurish orzusida faoliyat qilayotgan tashkilot bo'lib, ularmo o'z rayoni va xalqaroda siyosiy faoliyatlarini boshlagan. Parijda Uyg'urga hisdoshlik qilish kechasi o'tkazildi. 15-dekabr kechasida Fransiya poytaxti Parijda diasporada tunji qitim fransuz siyosatchilari bilan Dilnur Rayhan xonim yetakchiligidagi Yevropa Uyg'ur instituti birlikda Uyg'urlarga hisdoshlik kechasi o'tkazdi. Kechalik boshda Uyg'ur milliy madaniyatini tanishtirish bilan boshlanib, orqadan lagerlar haqida so'z qilindi. Kechalikka lager shohidi Sayragul Savutbay bilan Albaniyalik muxbir va tarixchi doktor Olsi Yazici lagerda ko'rganlarini bayon qildi va Xitoy elib berayotgan bu siyosatning uchuq milliy qirg'inchilik ekanligini bildirishdi. Shundoqli kechalikda Fransiyaning bir qancha donliq artistlari faoliyatga kelmagan boshqa lager shohidlarining sarguzashtlarini yig'in ahliga o'qib o'tdi. Kechalikka Gollandiyadan uzundan buyon yolg'iz kichik namoyish qilib kelayotgan faoliyatchi Abdurahim G'ani apandimi taklif qilingan bo'lib, u bu faoliyat uchun alohida tayyorlik bilan kelib, zalga tashviqat suratlarini tizdi. Kechalikki Fransiyaning asoslik taratqularining hammasi degidek muxbir avatgan bo'lib, programmani suratga oldi va ayrim suhbat ziyoratlarida bo'ldi. Egalishimizga Abdurahim G'ani apandi yana bugun dushanba va seyshanba kunlari Parijdagi eng muhim sayohat markazlaridan biri bo'lgan Eiffel temir minorining yonida 2 kun yolg'iz kishilik namoyish elib bormoqchi bo'lib, namoyishning tafsiloti haqida ayrim xabar beramiz. Mas'ud O'zilning so'zlari Sharq Turkiston masalasini qaytadan dunyoga tunutdi. Mas'ud O'zilning oldingi hafta yo'llagan Sharq Turkiston haqidagi so'zlari ta hozirgacha taratqularning qiziq nuqtasi bo'lib kelgan bo'lib, Sharq Turkiston masalasi dunyoda qaytadan kun tartibiga keldi. Bundan bir qancha kun burun Xitoyning davlatlik televiziyasi O'zilning Xitoyga qarshi so'zlari sababli Arsenal komandasining bevosita tarqitishini amaldan qoldirgan bo'lib, xalqaro taratqularda ko'plab xabar qilindi. Xalqaro jamoat Xitoyning Arsenal futbol komandasini NBA'ga o'xshash boykot qildigan qilmaydiganligi haqida turli farazlarni o'tirg'o qo'ymoqda. Xitoyning yarishori vaqt kesti bugun bu haqda maqola e'lon qilib, Mas'ud O'zilning so'zlarining musulmon dunyosiga vakillik qilolmaydiganligini, uning Xitoyning siyosatlariga qarshi suvg'anligini bildirdi. Shundoqla uni jihodchilarga va jihodiy tashkilotlarga chaqiriq qildi deb tuhmat chapladi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bugun bu haqda ifoda bildirib, muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga yana ko'ni padisi bo'yicha javob berib, Mas'ud O'zilning Sharq Turkistonning ahvolini tushunmaydiganligini,
yalgan haberlerge aldınıp kalgalıqını, Şarkı Türkistan'a berip ziyaret kılışını karşı aldıqalıqını bildirdi. Şunaqtı mı bu vakanın təsirde xalqaradaki bir kısım meşhur şahıslar arka-arkadın Şarkı Türkistan meselesi haqıda iğiz edip, özünün Uyghurlar tarafta turduqalıqını bildirişti. Misir'nin danlıq futbolçisi Ebu Tarike Al-Jazeera kanalının programmasına katnaşkanda, özünün bu meselede Mesut Özil'ni kollaydıqalıqını, onu yalğız koymaydıqalıqını bildirdi. Xitay konsulu aldıda namayış elip verildi. 15 dekabr İstanbul'daki Xitay elçixanası aldıda Xitay'a karşı namayış elip verildi. Namayışını Alperen Ocakları İstanbul şöbesi Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip verivatkan kırgın kılıç cinayetine karşı teşkilligen bulup, namayışka Alperen Ocakları'nın azaları İstanbul'da yaşayavatkan bir kısım Uyghurlar iştirak kıldı. Kollarda Şarkı Türkistan ve Türk bayraklarını igiz götürgen namayışçılar Trabya Deniz Boyu'dan Xitay elçixanası aldığışa Yaşusun müstakil Şarkı Türkistan. Xitay tecavüzcileri Şarkı Türkistan'dan yok al diyen şuarlarını toplayıp yürüyüş kıldı. Xitay elçixanası aldıda Xitay'a karşı bayanat ilan kılıp, Şarkı Türkistan'daki kıyrındaşlarımızın beşiğe hiç kişinin beşiği gelmeyen zulümler kılıvatıdı. Xitay Şarkı Türkistan'da adamın aklı yetmeydiğen zulümlerini kılıvatıdı. Mescitlerini çaktı, çekilmeyi kalan mescitlerini komünistlerinin faaliyet sorularına özgertti. Xitay Şarkı Türkistan halkını kırgın kılıvatıdı. İslam dünyası ve Türk dünyası anlamaz buluvatıdı. Şunu biz Türk dünyası ve İslam dünyasını Şarkı Türkistan hakkında avaz çıkarışka, birleşip hareket kılışka çakırımız digerlerini bildirdi. Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Vekili Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahat Abdurrahman Efendi söz kılıp, halkarada insan hakları hakkında sözleşi vatıdı. Bırak Xitay Şarkı Türkistan'da kişilik hukuk defsendikçilike elip beri vatıdı. Xitay Şarkı Türkistan halkını terörlük dökümeti bilen kırgın kılıp tügütüşünü oylavatıdı. Bırak Xitay tecavüzcilerini rezil maksidige herkiz mi yetküzmeyimiz digerlerini bildirdi. Her kimse Doğu Türkistan'daki kartları kapatılması için sadece ya da zulüm sona ersin ya da insan hakları verilsin diye onu açıyorsa yanlış yoldadır. Çünkü bizim yolumuz o değildir. Bizim yolumuz bağımsız Doğu Türkistan'dır. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.